Oha diyorum, kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, ben Sıla. Bu videoda bakarken içinizi bir tuhaf yapacak fotoğrafları derledik. Bazı görseller hassas izleyicilerimiz için rahatsız edici olabilir. Şimdiden uyaralım. Korkunç bir resimle başlıyoruz. Hermit'te denen bu büyük minare yengeçleri normalde deniz kabuklarının içinde yaşıyor. Gördüğünüzde kendine uygun kabuk bulamayınca bir oyuncak bebek kafasına sığınmış. Sırada bu ürkütücü manzara var. Bu acayip şey aslında yavrularını koruyan bir çiyan. Kovanın dibinde kıvrıldığı için öyle görünüyor. İşte bu da göle düştüğü için maalesef ölen bir tilki. Göl suyu donunca o da buzun içinde bu şekilde hapis kalmış. Bu şey ise tuhaf görüntüsü yüzünden uzaylı bir yaratığın yumurtasına benziyor. Halbuki sadece bir tür mantar. Bir yarasa ve onunla beslenen parazit böcekle devam ediyoruz. Parazit örümceğe benzese de aslında bir tür kanatsız sinek. Bakması bile tüylerinizi ürpertmiş olabilir. Bu zavallı yılan bir çiyan yemiş. Ancak sonra avının kurbanı olmuş. Çiyan yılanın içinden yendikten sonra karnını parçalayıp dışarı çıkmış. Bu da bir insanın yemek üzere olduğu midyeden çıkan küçük yengeç. Siz böyle bir görüntüyle karşılaşsanız ne yapardınız? Buysa bir tür balık paraziti. Balıkların ağzına yerleşiyor. Sonra da balığın dilini yiyor. Dahası balık ölene kadar yıllarca orada yaşıyor. Sırada bu yaratık var. Uzaydan gelmiş gibi duruyor. Ancak sadece bir tür deniz solucanı. Videomuzdaki en korkunç fotoğraflardan biri bu. Eşek arılarının tahtadan bir insan heykeline yuva yapması sonucu ortaya çıkmış. İşte tüyler ürperten bir manzara daha. Aslında bu da bir eşek arısı kovanı. Oyuncak bebeğin üzerinde olunca işler karışıyor tabii. Bu eşek arısı yuvasıysa birinin bahçesindeki rüzgar çanını sarmış. Görür görmez oradan kaçacağınız kesin. Bu da bir tarantula. Yani eskiden öyleymiş. Vücudu bir mantar tarafından istila edilmiş. Mantar zavallı örümceği canlı canlı tüketip büyüyerek en sonunda bu hale getirmiş. İşte bunlar da aynı mantar türünün gazabına uğrayan diğer böcekler. İşte orman yangınından etkilenen ve sonra için için yanmaya devam eden bir ağaç. Buysa fena halde yaralanmış su aygırı. Yaralar büyük ihtimalle bir hemcinsiyle ettiği kavgada oluşmuş. Su aygırlarının 20 santimetrelik dişlere sahip çok sinirli canlılar olduğunu hatırlatalım. Prizden akan bu sıvı aslında bildiğimiz bal. Evet, arkada kocaman bir arı kovanı var. Evinizde bunun olmasını istemezsiniz. İşte uzaylıya benzeyen diğer bir canlı. Tuhaf ve korkutucu görünen bu şey sadece bir Ağustos böceği. Eski kabuğundan çıkıp uçmaya hazırlanıyor. Katliam alanına benzeyen bu yer bir baykuş yuvası. Yuvanın kenarındakilerse anne baba baykuşların yumurtadan çıkacak yavruları için avladığı fareler ve tavşanlar. Bu da üç kuyruklu bir gecko. Tabii gerçekten çok sıra dışı bir tanesi. Normalde tek kuyruklu oluyorlar. Bu bitkinin tohumları ise şişe geçirilmiş minik insan kafataslarına benziyor. Doğada görülebilecek en tuhaf manzaralardan biri de bu. Bunlar sığın da denilen geyikler. Dünyanın en büyük geyik türü ve çok büyük boynuzlara sahipler. Bu boynuzlar her yıl dökülüp ertesi yıl yeniden büyüyor. Büyürken üzerleri ince bir deri ve tüy tabakasıyla kaplı oluyor. Boynuzlar büyümeyi tamamladığında da bu deri kemikten sıyrılarak dökülüyor. Çok can yakıyor gibi dursa da uzmanlara göre geyikler bundan pek etkilenmiyor.